Bugün bir davadan söz etmek istiyorum. Trajikomik bir dava. Adı ekonominin zayıflatma davası. Nasıl zayıflatmış, kim zayıflatmış? Tweet atarak zayıflatmışlar. Şimdi geçen seneyi hatırlayın. Ağustos hani dolar bir anda fırlamıştı ya. Hani hükümet demişti ya bu dış güçlerin oyunu, dış güçlerin marifeti diye. İşte o sıra işlerinde gazeteciler var, ekonomistler var. Öğrenciler var, işsizler var. Onlar tweet atmışlar. 36 kişi yargılanıyor. Bugün mahkemeleri vardı. Davaya çıktı. Efendim tweet atarak ekonomiyi çökertmek suçunda yargılanıyorlar. Şimdi öyle, o kadar güzel ki. Yani bir tanesi demiş ki iki tweet atarak bu ülkenin ekonomisi çökecekse vay ülkenin haline demiş. Haklı değil mi ya? ya yani tweet attım e, sen tweet attın diye. Sanki hani o tweeti atan da diyelim ki bir bankanın genel müdür olur. Dersin ki ya işte bak gördün mü tweet atıyor, ekonomiyi etkiliyor. Herkes onun onun dinine bakıyor. Dolar yükselecek diyor, yükseliyor. Bir başkası demiş ki ya Anadolu Ajansı'nın geçtiği hani döviz raporu, kur geçiyor ya. Ona demiş ki şimdilik, vay sen nasıl şimdilik dersin. Yani kriz, ekonomik kriz var ya, krize kriz demekle suçlanıyorlar. Böyle komik bir dava. Bakıyorum mesela bir tanesi demiş ki ya ben öğrenciyim, öğrenciyim. Ya Sepekay'ı ben tweetimle nasıl etkilerim yani? Böyle bir şey akıl alır gibi değil. Hakimi de pek akla almamış galiba. Ta Ocak ayının 20'sine falan erteledi davayı. Çünkü ne yapacağını bilemiyor ya tweet atarak bu ülkenin ekonomisi çökerse. Vay halimize. Ama öyle diyorlardı bir ara Trump tweet atarak Türk ekonomisini çökertmedi. O zaman da biz diyorduk ya bu kadar nanem molla ve ekonomi? Yani birisi tweet atacak bizim dolar bir anda işte diyelim ki üçlerden altılara yedilere çıktı ya. Hep onu Trump'a bağladılar. Tweet atıyor dolar çıkıyor. Ya biz de o zaman diyorduk ya bir tweetle Trump da olsa ABD başkanı da olsa bu kadar dolar fırlar mı? başka şey var altında diyorduk. E başka şey oldu da ortaya çıktı. Başka şeylerden bir tanesini örnek vereyim. Şimdi bu Yavuz Selim Köprüsü var ya İstanbul'da 3. köprü. 2016 yılında açıldı. Şimdi soru önergesi veriyorlar. Ya bu köprüden kaç kişi gelip geçiyor? Siz ne kadar garanti verdiniz? Garantiyi söyleyeyim. Günde 135 bin araç. Yani bir yılda 49 milyon 275 bin aracın geçmesi planlanmış yapana da ihale yapana garanti verilmiş. Bu kadar araç geçecek. 3 dolar artı KDV. Dolar üzerinden bütün hesap. Şimdi soru önergelerine çok değişik cevaplar vermişler. Kimi işte 14 milyon diyor, kimi 13,5 buçuk. Hadi 15 milyon diyelim. Bakın hesaba bakın. 2018 yılında 49 milyon araç geçmesi gerekirken 15 milyon araç. Üstünü hazine cepten veriyor. Bak bu bütün köprülerde böyle burada böyle Osman Gazi'de öyle. Diğer yaptıklarında öyle. İşte geçen gün Ankara Tabip Odası çıkardı. Şehir hastaneleriyle övünüyoruz da şehir hastaneleri şöyle böyle kira ve hani şey bedeli, hasta bakım bedelini topladıkları zaman yatak başına günde 30 bin lira çıkmış. Bakın devletin kasasından günde 30 bin lira çıkıyor. Hani diyorlar ki ya bedava yapıyoruz, bedava yapıyoruz. Bakın cepten hiç para çıkmıyor, hiç öyle bir şey değil. İşte Yavuz Sultan Köprüsü. Yani üçüncü köprü dediğimiz köprü. Nerede? Ya böyle bir hesap olur mu? 49 bin araç geçecek. Ya 20 bin geçsin, 25 milyon geçsin. 49 milyon geçeceğine yani 25, 30 milyon geçsin de... ...ya yarısı bile değil. 15 milyon araç geçmiş bir yılda. Para, hesap, kitap... ...7 yılda bedelini karşılayacak. 49 milyon araç üzerinden yapıyor. O zaman ben de bir hesap yapayım, gideyim mesela... ...bir yere bir tünel yapayım, bir tane köprü yapayım... ...bir tane inşaat yapayım, birini ihale vereyim... Bedelinin dört katına yapsın adam. Sonra dönüm diyeyim ki bak nasıl işte bedavaya yaptı. Bedavaya yapılmıyor. Para cepten çıkıyor. O zaman o zaman kriz oluyor. Bakın bir anket yapıldı. Bugün yayınlandı o ankette. Sordular insanlara Türkiye'nin bir numaralı sorunu ne? Ekonomi demişler. İkinci sırada işsizlik. Şimdi yüzde 45 ekonomi diyor. Yüzde 17 işsizlik diyor. Toplayın yüzde 62 oranında işsizlikle ekonomiye bağlı. Ekonomi çıkıyor. Türkiye'nin bir numaralı sorunu ekonomi oldu artık. Bakın sonra ne geliyor? Yüzde ile Suriyeliler demiş. Terör var ya terör yüzde beşe düşmüş. Şimdi insanlar düşünebiliyor musunuz? Ekonomi. Peki ekonomi nasıl düzeltilir? Nasıl düzelir? Bakın o ankette bir kötü sonuç daha var onu da söyleyeyim. Demokrasi, hak, hukuk, adalet tin önemli bir sorun olup olmadığını evet önemli sorun diyenlerin oranı da Yüzde 2.9 yani 3 bile değil. Bakın esas mesele adalet, yargı. Bütün mesele burada yargının bağımsız ve tarafsız olmasına, hukukun işlediğine ol, olan inanç olsa, evet yabancı da gelecek, para da gelecek. Bakın para gelmiyor. Ne sıcak para geliyor ne yatırım parası geliyor. Çünkü insanlar yargıya inanmıyor. İnsanlar Türkiye'nin hukuk devletinin olduğuna inancını yitirdiler. Biraz önceki davayı söyledim işte. Böyle bir dava olur mu? Dünyanın neresinde böyle öğrenci al, işçi al, işsizi al, sen tweet attın, ekonomiyi etkiledin diye mahkemeye çıkar, hakim yüzüne çıkar. E böyle bir ülkeye siz yabancı bir yatırımcı olsanız gelir misiniz? E gelmiyorlar. Gelmemelerin nedeni bu. Şimdi aynı ankette bir başka konuya geçiyorum. Aynı ankette bu yeni partilere de sormuşlar. Yeni parti kurulursa oy verir misiniz diye. Yüzde on Babacan. Ankete katılanların yüzde onu Babacan'a veririz demiş. Yüzde yedi buçukta Davutoğlu çıkmış. Valla herhalde biraz iktidar partisinin işi zor. Önümüzdeki süreç. Eğer hakikaten bu anketler böyle doğruysa, eğer şimdiden %10, on, yüzde yedi buçuk gibi oranlara çıkıyorsa, e, parti kurduktan, geliştikten sonra sonrası biraz daha yüksek olabilir. Bakın onlar da onların da bir onların da bir tavrı var. Onlar da ne diyorlar? ...Adalet ve Kalkınma Partisi biraz... ...adil olmaktan çıktı diyorlar. Ekonomiye böyle kalkınma falan yok diyorlar. Bütün hepsi şeyler... E, ...açıklamalarında. Hepsi bu yönde. Şimdi tabii ki... ...bunlar böyle olunca iktidar Partisi... ...bunlarla hani kendinden kopanlarla bir... E, ...mücadele içinde ama biraz da... ...kendi içinde de bir mücadele var. Kendi içi de kaynıyor. Bakın, Adalet Bakanı'yla işte karşıdaki cephe, karşıdaki tarafta Maliye Hazine Bakanı olduğu söyleniyor. Bir maklube, hani yemek var ya hani Fethullah'ın yediği, sevdiği yemek deniyorlar. Onun üzerinden bir kavga çıktı. Onun üzerinden kavga da şu, işte yargıya efendim Fethullah'la uğraşan hakimden savcılar çıkarılmış da baylok kullananlar koymuş bu Adalet Bakanı diye suçlamalar yapıldı. Böyle yazılar yazıldı. O da ya biz, siz bir zamanlar makbule yemeğine kaşık atıyordunuz. Ne oldu dedi. Şimdi birbirlerine soruyorlar. Ya ona kaşık atmayan mı var diye. Şimdi bu kesimde de kavga büyüyor. Çünkü hepsi bir aradaydı. Hepsi yan yana oturuyordu. Hani Cumhurbaşkanı bir ara demişti ki bir başka vesileyle. Ya hepiniz oradaydınız diye gezi olayları içinde. Hepiniz oradaydınız. Şimdi bunlar birbirlerine diyorlar ki sen de oradaydın, sen de oradaydın. Sen de, oradaydın, sen de yemeği kaşıkladın. Eh, ...ben de kaşıkladım diyorlar. Karşılıklı birbirlerini suçluyorlar. Çünkü hepsi, hakikaten hepsi oradaydı. İyi hafta sonları, iyi akşamlar.